Evet. Şimdi gene kısa ve öz bir sorumuz var hocam. Kendinizi bir polimat olarak niteleyebilir misiniz? Estağfurullah. Bu bazen geliyor, ben bir de polimat özlemimi çok ifade ediyorum. Keşke olsaydım ama niteleyemem çünkü polimat olmak zor bir şey. Nedir polimat? Önce bilmeyenler için onu söyleyeyim. Polimatlar bir iki alanda derin bilgi sahibi, uzman yani. Ama onun dışında bilginin ve felsefenin bütün alanlarının temellerine hakim ve bütüncül uçuk konularla uğraşabilme cesareti gösteren insanlar. Kimler bunlar? Aslına bakarsanız tarihte isimlerini bildiğimiz birçok bilim ve düşün insanı polimattır. Mesela benim ilk aklıma gelenler işte İbn Sina gibi, Descartes gibi, İbn Arabi gibi, hatta yakın zamanda Einstein gibi insanlar aslında polimat insanlar. Einstein biraz zorlama olabilir, Einstein'ı polimat sınıfına, ama ben özellikle Fikirler ve Görüşler, Benim Gözümden Dünya gibi kitaplarını okuduktan sonra Einstein'ın çok engin bir düşünce dünyası olduğuna kanaat getirip onun da bu engin hayat görgüsüne baktığımda onu da bir polimat olarak görüyorum açıkçası o günden beri. Ben polimat olabilecek kadar çalışkan bir adam değilim. Polimatlar biraz nerd, hani İngilizce derler ya, bu böyle takıntılı insanlar oluyorlar biraz. Ben biraz öyle diyeyim. Ben keyfine göre yaşayan, profesyonel meraklı bir adamım yani. Aklıma ne gelirse onunla ilgilenirim. Şimdiye kadar garip çok alanla uğraştım. Zaten akademik kariyerim de biraz onu gösteriyor. Yani işte biyolojiyi bitir, tıp fakültesinde asistanlık ve hocalık yap. Sonra gel psikoloji bölümüne gir. İşte sonra kısmetse astronomiye geçeceğim, bakayım. Yok şaka. Astronomiye beni almıyorlar ama olsaydı giderdim yani. Bu alanlar arasında gezmek zaten biraz böyle bilgi açlığından, özellikle insan denen varlığı tanıma gibi derdiniz olduğunda onu farklı açılardan nasıl görebilirim telaşından kaynaklanan bir durum. Ki zaten bu polimat tayfasına bakarsanız genel olarak meselede hakikati ve insanı anlamak vardır merkezde. Esas mesele budur. Ve onun etrafında her türlü bilim, her türlü bilgi, her türlü düşünce yöntemini, her türlü aracı bunun için kullanmışlardır. Yani dolayısıyla ben de galiba uğraştığım konu itibariyle biraz dışarıdan öyle gözüküyor olabilirim. Fakat polimatlığın bu devirde şöyle bir önemi var. Öyle algılanmam da güzel bir şey olabilir. Çünkü insanların artık polimatları üreten bir ortamda yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi şu, bilgi anormal miktarda arttı ve bilgiye erişim de çok kolay. Fakat bugün sadece belli alanlarda uzman, belli dar kalıplı işleri yapan insanlar bu bilginin neredeyse hiçbir kısmından istifade edemiyorlar. Fakat zihni polimat, yani çok alanda, çok alana hakim bir modda çalışan bir insan için burası bir cennet. Yani her an elindeki mobil cihazından yahut bilgisayarından yahut herhangi bir ara birimden o devasa bilgi bankasına erişip kafasında uyanan her türlü soruya cevap verebilen insanlar bir süre sonra bizim için çok yeni çözümler önerebilecekler. Neye çözüm önerecekler? Şu anda sarpa sarmış vaziyetteyiz. İnsani sorunlarımızı, gıda sorunlarımızı, işte iklim sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Bu kadar işte iletişim yöntemi icat ettik. İnsanların yalnızlaşma sorununu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Mutluluk elden kaçıyor ve her türlü haz elimizin altındayken mutluluk uzaklaşıyor. Bunu çözemiyoruz. Hayatın anlamı nedir? Kafalar 1500. Hala işte dinler, inançlar, ideolojiler yüzünden insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bütün bu hikayeye, bütün bu kötü hikayelere yeni ve güzel hikayeler yazabilecek engin zihinli insanlara ihtiyaç var. Ben vallahi elimden geldiğince bu insanların yetişmesine gayret ediyorum. Tek bir alanın diplomasını alıp da ömür boyu onunla dirsek çürüten, para kazanan ve işte onun emeklilik hayalleriyle ömrünü geçiren insanlardan pek bir hayır göreceğimizi düşünmüyorum. Bizim esas umut bağlayabileceğimiz insan tipi işte dün polimat dediğimiz, bugün ise bütün alanlar bana açık, bütün alanlarda öğrenebileceğim bir şey var. Bunların hepsini birleştirdiğimde kimsenin aklına gelmeyen bir şey benim aklıma gelecek cesaretini taşıyabilen insanların üretilmesi gerektiğini, yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle algılanıyorsam ne mutlu, ama bu devirde polimat yetiştirmek de zor. Bu arada polimat olmak çok kolaydır. Yani eğer bu konuda bir arzunuz, isteğiniz, çalışma azminiz varsa çok kolaydır. Ama okulda polimat yetiştirmek mümkün değildir. Çünkü yani eğitimimizin temel mantığı buna uygun bir şey değil. Dolayısıyla bu insanın kendi kendini yetiştirebileceği bir alan, kendi kendine gidebileceği bir alan. Özellikle genç arkadaşlarıma yol yakınken, hani şu anda üniversiteye falan hazırlananlar var ya, ya da üniversiteye yeni girmiş olanlar, yol yakınken gözünüzü seveyim. Tek bir mesleğin, tek bir kitabın, tek bir alanın adamı olmaktan kendinizi kurtarın. Adamı dedim, şimdi gene seksist olmakla suçlanacağım. İnsanı olmaktan, evet, kadınlar için de söylüyorum tabii ki. Tek bir alanın insan olmaktan kendinizi kurtarın ve lütfen 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 şuradan geldik gidiyoruz. Şu dünyaya
geniş bakabilenler lütfen geniş baksınlar. Çünkü geniş bakan insanların çözümlerine çok ihtiyaçlarımız var. Çok konuştum ama ben polimat falan değilim. Ama inşallah büyüyünce olurum.